bir el böyle bir düğmeye basmış gibi enteresan enteresan toplumun sinir uçlarına dokunurcasına böyle enteresan kararlar. Mesela aynı savcı, bak yargıya güveniyoruz, yargıya sonsuz güveniyoruz, yargı bizim yargımız, tamam mı? Yani ama münferit hatalar, yanlışları da dile getirmemiz lazım. Şimdi Tabii savcı ki. kalkmış, aynı savcı, serbest bırakan savcı şimdi Tekrar tutukluyor. ediyor. E peki bu savcının güvenilirliği ne olacak? Yani Ya da ne mesleki umutluk yaşıyoruz artık son güvenilirliği ne günlerde. olacak? Yani bu nasıl güveneceksin Şimdi savcıya yani? ameliyatlar o süreçlerde şeyi merak ediyorum. Acaba Ne? o aşamada bir detay mı yakalandı? Bir başka bir bilgi mi elde ediliyor? Yok Bunlar hep yok böyle hayır ya, olmuyor mu? Ama işte ben onu merak ediyorum. Bir günde ne kamuoyunun değişiyor? tepkisi, kamuoyunun tepkisi Ama kamuoyunun bir tepkisiyle cancı. hukuk yürümez. İşte yürümez de bazen işte bazı hakimler, bak hep onu Böyle söylüyorum. gidiyor ama. Yargı bizim yargımız. Yargıya sonuna kadar arkasındayız Zaten eğer yargımızın. güvenmezsek Burada bir şey. bittik demektir. Ama şimdi bak, ben dolandırılmışım. Ben Evet, bu dolandırılmışım. şaka Daha değil, gerçekten yeni. dolandırıldı. Daha yeni. Bizim Göktürk'te çok da büyük de bir firma. Topraktan daire elde ettik, bu dünyada bizim de bir tane evimiz olsun. Gittik aldık. Adam yani aleni dolandırılmışız. Ruhsat yokmuş. Ah ah ah. Ruhsat yok. Ruhsatsız bir yeri, Nerede hayali bir yeri Göktürk'te? Göktürk'te. Ki günlerce On, konuştuk hatırla. evet. Başımıza Ondan sonra geldi. ne o yapı diye de bir Nerede şu an? adam ortada yok, arıyorsun, adam yok işte. Parayı Yani aldı gitti ruhsatı mi? ya, tabii de benim gibi bir sürü mağdur var. Ah ah. 200 trilyona yakın insanlar vurgun yapılmış. Ve bu adamı Bizim bulamıyoruz. bildiğimiz. Ya buluyorsun, bulamıyorsun, önemli değil. Neticede bir dolandırıcılık var. Ruhsatı olmayan hayali bir yer satılmış sana. Vay be. Gidiyorsun hakime, avukatlar işte o mağdurlar gidiyor hakime. Senet yapılmış, adama factoring bankaya işlem koymuş. Oo. Düşünsene, hiç olmayan hayali bir yer için 1 trilyon para ödemek zorundasın. Ya of E of. şimdi hakime gidiyorlar. Hakime diyorlar ki, efendim biz aleni dolandırılmışız. Bu bir dolandırıcılık. Net. Hani Net görünüyor. bir temel atılma olur, bir şey olur, bir şey çıkar da adam ekonomik krizden dolayı Durdurur almıştır. falan. Dolar 2 katına çıkmıştır. Demiri karşılayamaz, betonu karşılayamaz. Buna da varım. Buna da varım. Ama Temel yok. hayali bir yer, olmayan bir yer. Arsa da yok. Ya arsa var, onu da bilmiyoruz yani. O arsanın hepsinin var mı yok mu, onu da bilmiyoruz. Arsa da Şimdi ruhsat yok. ruhsat yok. Ruhsat olmadı mı hayali bir Aa. yerdir. Hakime gitmişler bazı mağdur arkadaşlarımız o konuyla alakalı. Bana daha sonra bilgi geldi. Hakime hanım, efendim diyor, ödeyin parayı. Ya nasıl ödeye? Dolandırılmışsın ya. Sen Allah. mağdurdan yana olmak zorundasın. Mağdurun yanında olmak Biraz zorundasın. empati, Sen evet. empati yok demiş, ödeyin parayı. Ya olmayan bir şey bu, millet niye ödesin ya? Neden ödeyelim biz bu Öyle parayı? kolay mı para? Neden ödeyelim? Hadi peşin verilen gitmiş zaten. Ah ah. Senede niye ödeyelim? Bari kara biraz vicdanının sesini. Bizim vicdanlı hakimlere ihtiyacımız var. Vicdanlı yargıçlara Çok ihtiyacımız haklısın. var. Sen eğer dolandırıcının, hırsızın yanında olur, mağdurun, mazlumun, garip gurebanın karşısında olursan bu millet kime güvenecek? Bu millet ne yapacak? Ondan sonra millet kendi işini kendi çözme yolunu arayacak. Allah korusun. Evet, geçen sene işlemiştik, bir baba biliyorsun kızını taciz eden adama gitti, neler yaptı. Neler yaptı. Ben sadece iki cümleyle benim de başıma gelen bir şeyi anlatacağım. Dolandırıcılık değil, o mimar olaylarını geçtim, başka bir şey. Aile mahkemesine boşanmak için başvurmuşum. Aile mahkemesindeki hakim 3 aylık bebeğimi hafta sonları yatılı babaya vermek istedi. Daha süt veriyorum ha. Ya ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey yok. Ve biz anlaşma yapmışız. O anlaşmayı kabul etmedi. Baba istemiyor. Saçma ama o iş. Hakim diyor ki hayır, hafta sonu. Ben dedim hakim hanım dedim. Hakim hanım dedim. Ben dedim Hanım bir de emziriyorum. hanım yani. Tabii tabii emziriyorum dedim. Hiç evlenmemiş. Çocuğu yok. Empati yapamayacak birisini aile mahkemesine vermeyin ya. Biraz vicdan, Allah rızası biraz, için biraz vermeyin. Vicdan olması Bir şey lazım. söyleyeceğim. Bunun vicdanla alakası Biraz var. Ben, vicdanla benim daha alakası var çocuğum ya. yok ama bunu nasıl Biraz söylersin? vicdanla Evet. alakası var. Olmayan bir şey. Yargı. Millet nereye güvenecek? Nereye Millet kime güveneceğiz başka, değil gideceğiz mi? ya? Şimdi kime gideceğim ben? Fotoğrafa bak. Ödesin diyorsun. Fotoğrafa bak. Ben mesela ben Hepiniz yargı çok deyince dertlisiniz. gözümün önüne gelir, biliyor musun? Sen dolandırıldın ya. O adamı bulmuş, yakasına yapışmış Adamı bir almamız yargı lazım. gelir gözümün Adamı önüne. almamız lazım. Adamı getirmen Ama lazım. sen bana Milletin mağdurlar para parasının ödet. hesabını sorman lazım. Ya Avrupa'da, Amerika'da olsa bu işler, tamam mı? Yani vergi kaçakçılığı, Sen bilmem deli ne, misin? milleti dolandıracaksın, sahte Ömür bilmem boyu ne yapacaksın. yatarsın. Ömür boyu içeriden çıkma şansın yok. Şimdi adam kim bilir, 3-4 ortaklar bunlar. Kim bilir hangi Yurt teknede, dışında. hangi yalıda, Tabii. makarasında, kukarasında hanımına Şu saat beğenir, yalı beğenir. Ondan sonra ben de gidip olmayan bir şey falan. Ben neyin faturasını ödeyeceğim? Benim gibi 200 trilyon mağdur olan, 200 trilyonluk mağduriyet var. Bu millet bu 200 trilyonu neden ödeyecek ya? Niye ödeyecek? Niye ödeyecek? Sayın hakimim, neden ödeyeceğiz? Çok haklısın. Neden ödeyeceğiz ya? Adamın senet, adam almış, faktöringe vermiş, banka adamın teminatı. Banka geliyor sana haciz koyuyor, parayı alıyor. Ah, Ben ah, niye ah. ödeyeceğim bu parayı?
Allah aşkına ya. Bu millet bu parayı neden ödesin? Niçin ödüyor? Bir söyler misiniz? Yani ben evet. anlamadım ya. Yazın zehir oldu yani. Ya herhalde vallahi. Canım yazık günah. Bizim gibi kaç tane arkadaşımız, dostumuz var o Göktürk'teki dolandırıcıdan. Bilal kulağıma diyor var var biz de varız diyor. Bilal de evini alamıyor. Evet biz de neler yaşadık diyor. Maalesef bak, Bilal'in, yani Bilal'in, 3 kişiden biri bu durumu yaşıyor galiba. Ece o Beylikdüzü bölgesinde bak Bilal'in sen yapımcımız söyle, bu arada. Yapımcımız Bilal Özbilgen'in sorun şöyle bir şey var. Aslında adamın orada adam şöyle bir tırnak içerisinde adam diyebilir. Bunların ikinde inşaat var. Var adam var. Yapmış. Bizmiş. Belediye başkanı o zaman anlamadım. İşte dönemin belediye başkanı demiş ki normal 20 kat çıkacak ya normal 20. Sen demiş 40 kat çık ben sana ruhsatı bağlarım demiş. Bu da 40 kat çıkmış adam. Nasıl olsa belediye başkanı bu işi çözer. Başkan çözemeyecek de muhtar mı çözecek? Sonra başkan değişti. Sonra hayır. Sonra Büyükşehir Çevre Bakanlığı onun 40 katına izin vermemiş. Traşlamak. İzin vermeyince de bu adam 40'ı da satmış, 39'u satmış, 38. katları hepsini olduğu gibi satmış. Bu sefer de tıraşla diyor. Tıraşlayacak da nasıl tıraşlayacak? Millet de parasını istiyor vesaire. Burada hiçbir şey yok ya. Bu sanal. Acayip. Bu aleni dolandırıcılık. Ondan sonra inşaat. Sen yargı olarak sen bu dolandırıcılığın önüne geçmezsen, sen elini masaya vurmazsan, bu adamların yakasına yapışmazsan bu ülkenin yakasıydı. Kardeşim söylesene Sercan. Bir banka var ya gitti tosun mosun adam gitti yurt dışına. Çiftlik bank. Bu ülkenin çiftlik bankları da bitmez, Sülün Osmanlıları da bitmez. Kardeşim mazlumu ne da bankasıydı diyor. Vallahi yarın kaşar bank çıkar, bilmem ne bank çıkar. Peki.